Bu bir türlü kamuoyuna medya vasıtasıyla yansımıyor. Milletin partisiyiz diyerek maalesef servetlerine servet katmakta hiç tereddüt etmiyorlar. Milleti temsil edenler, bu milletin adeta koruyucusu, hamisi olanlar, bu milleti, bu devleti, bu ülkeyi sadece kendilerine münhasır bir parça olarak görenler, Allah muhafaza etsin, bundan dolayı bu ülkenin problemlerine çözüm üretemezler. İnsanı en çok şaşırtan, bugün iktidarda bulunan partinin adının Adalet ve Kalkınma Partisi olması. Geçmişte adaletsizlikten şikayet ediyorlardı. Bugün ne yazık ki adaletsizliği sistem haline getirdiler. Yönetimde bulunanların, iktidarda bulunanların her sözü sanki adaleti tesis etmek için atılmış bir adım gibi görülüyor. Adalet mekanizmasında adaleti tesis için bulunan hakimler, savcılar, hükümetin emirlerinin yerine gelmesi için adeta bir yarışa girmiş gibi gözüküyorlar. Muhterem arkadaşlarım, siz adınıza adalet kelimesini ekleyeceksiniz ve ondan sonra da adaleti katledeceksiniz. Cenab-ı Hak indinde bunun hesabını veremezsiniz. Millet indinde de veremezsiniz. Kalkınma ise sadece betonlaşmadan ibaret, asfalttan ibaret bir mefhum haline getirildi. İnsanlar aç kalmış, geçimlerini sağlayamıyormuş. Bütün ülke işsizinden, işçisinden, memurundan, emeklisinden, çiftçisinden, esnafından, hatta biraz daha ileriye gidelim, sanayicisinden ve devletinden itibaren herkes borç yükü altına girdi. Ne için? Üretime dayalı bir kalkınmayı bir türlü gündemlerine alamadıkları için. Şu anda mangalda kül bırakmayanlara dikkat edin, henüz aradan 16 yıl geçmiş. Şimdi sanayileşmeye başlayacaklarmış. Teknolojide mesafe kat edeceklermiş. Araba imal edecek, dışarıya da ihtiyaçlarının olmadığını deklare ediyor. Nasıl araba imal edeceklerini bile şimdi akıl etmeye başlamışlar. 16 yıl neredeydiniz? 16 yıl sonra, iş başına geldikten 16 yıl sonra sırf sistem, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiler diye sanki geçmişin kabahati bunların hiçbirinin omuzlarında değilmiş gibi davranıyorlar. İnsan da hayrete düşüyor. Kimden şikayet ediyorsunuz ya? Şu isminizde bulunan adalet ve kalkınma kavramının hangisini yerine getirdiniz? Türkiye bugün adaleti uygulama noktasında uluslararası kavramlara bir bakın, en sonuncu sıralara düşüyor. Kalkınmada evet, sanki yatırımlar borca dayalı bir yatırım süreci olduğu için işte son zamanlarda üçler, dörtler şimdi iyice gerilemeye başladı. Dolar bazında ele aldığımız zaman ise Türkiye kalkınmıyor, geriliyor birkaç senedir. Niye? Dolar aldı başını gidiyor. Son zamanlardaki yüzde bilmem 10'luk 15'lik düşüş Türkiye'nin içinde bulunduğu problemleri çözmeye başladığının işareti değildir. Konjektüreldir.
mevsimseldir. Bundan dolayı Türkiye'nin problemleri bu arkadaşların bugünkü mentalitesiyle, bugünkü politikalarıyla, anlayışıyla, projeleriyle, meselelere yaklaşım tarzlarıyla kesinlikle çözülemez. Çünkü burada da maalesef dünyada emsalini gördükleri, demin söylediğim menfaat, şahsi menfaat var ya, bu her şeyin önüne geçiyor. Şunu söyleyelim biz, herkes bilsin. Biz hakikaten devri sabık yaratmak diye bir niyete sahip değiliz. Bugün yapılan yanlışlıklardan dolayı yarın iktidara geldiğimiz zaman bu yanlış yapanları yerlerde süründürme diye bir derdimiz kesinlikle yok. Bizim derdimiz problemleri çözmek. Bizim derdimiz yolsuzluğu önlemek. Bizim derdimiz adaletsizlikten bu ülkeyi kurtarıp adaleti hakim kılmak. Biz başkayız. Öç almak diye bizim bir derdimiz olmaz. Nefsimize kapılarak nefsimizi tatmin etmek için politika üretmeyiz. Ondan dolayı herkes endişe etmesin. Ama bir hususu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Her cuma günü hutbelerde okunan Allah iyiliği, adaleti ve akrabayı gözetmeyi emreder. Akrabayı gözetme deyince burada öyle bir anlayış var ki devlete hakim olanlar da devleti yönetirken akraba ve taallukatıyla beraber yönetir gibi bir anlayış çıkmaz. Tam tersi. Akrabayı burada gözetmek, akrabayı devletin yakınına bile yaklaştırmamakla olur. Eğer siz devleti elinden gitmesin diye sadece yakınlarınıza teslim etmeye kalkarsanız, o zaman en büyük hatayı işlemiş olursunuz. Bundan dolayıdır ki herkes bilmeli, Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti gibi yönetilemez. Biz bunu kimseyi incitmek için, yerden yere vurmak için söylemiyoruz. Ama şu anda müşahede edilen ne yazık ki bu. Ama kimsenin sesi çıkmıyor. Sesi çıkamıyor. Sesi çıkanlar bu idare kendisini devletle özdeşleştirdiği için sanki devlete, sanki ülkeye, sanki millete karşıymış gibi gösterilmeye kalkışılıyor. İşte Allah selamet versin, Cihangir İslam Bey kardeşimizin karşılaştığı manzara. Mecliste yaptığı bir konuşmada ülkenin problemlerini dile getirirken bugünün yanlışlıklarını da dile getirmiş. Birdenbire Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkes topyekün sanki Cihangir Bey bu ülkeye, bu millete, bu milletin devletine hakaret etmiş gibi bir havanın içine girdiler. Ya bu memleketi mahveden sizsiniz be. Siz şimdi çıkacaksınız, yanlışlarınızı ortaya koyan, sizin dikkat etmeniz icap eden hususları size anlatan, aktaran, sizi uyaran bir insana siz devlete, millete, ülkeye hakaret ediyormuşsunuz. Darbecilerle berabermişsiniz gibi bir yaklaşımın içine gireceksiniz. En büyük hatayı yapıyorsunuz. Türkiye'nin bekasıyla AK Parti'nin bekası aynı kefeye konmaz. AK Parti gidicidir. Ama ülkemiz ayakta kalacak.
hem de büyüyecek, daha güçlü hale gelecek. Siz böyle bir tarifte bulundunuz diye sizi tenkit edenleri, sanki bu ülkeye zarar vermek isteyenlere destek oluyormuş gibi bir havaya sokmanıza hakkınız yok. Bütün bakanlar seferber olmuş. Sosyal medya bunlarla çalkalanıyor. Niye? Herkes bir yere yalaka olacak. Herkes birbirine yalaka edecek. Bak ben de seninle beraberim diyecek. Herkes bilsin. Yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz. Bu tabiri hak eden kullanmak istemiyorum. Ama bu hale getirdiler. Hakları yok. Babayı isteniz yanlışları çıkın da söyleyin bakayım. Babayı isteniz birbirinizle konuşurken yahu arkadaş bu artık böyle gitmez dediklerinizi bir de medyanın önünde söyleyin. Söyleyemezler. O cesaret yok çünkü. Neden? Makam ve mevkileri ellerinin altından, ayaklarının altından kayar ondan dolayı. Biz bu memlekette yaşayan hakimlere de, ulemaya da hep İmam Ebu Hanife Hazretlerini misal olarak gösterdik. Doğruyu söylediğim zaman kabul etmezsiniz dediği için halifeye bir makamı kendisine teklif edilen en yüce makamı kabul etmedi halifeden sonra. Adalet mekanizmasının başına geçmeyi, baş kadı olmayı kabul etmedi. Bundan dolayı da hapse attılar ve sürekli olarak kırbaçladılar. Şimdi biz böyle hakimler istiyoruz. Öbür taraftan da ulemaya da sesleniyorum. Allah rızası için siz hakkı terennüm etmekle mükellefsiniz. Özellikle devleti yönetenler bir haksızlık, bir yanlışlık yaptığı takdirde, bir hataya düştüğü takdirde onların hatalarına kılıf bulmakla mükellef değilsiniz. Onlara fetva üretmekle mükellef değilsiniz. Allah rızası için çıkın şu yanlışı söyleyin ya. Bu yolda ceza görürseniz öbürü dünyada emin olun günahlarınızın affına sebep olur o, vesile olur. Böyle bir mantık olur mu ya? Bu mantıktan kurtulmadan Türkiye ayağa kalkamaz. Bu mantıktan kurtulmadan problemleri göremeyiz. Bu mantıktan kurtulmadan doğru politikalar üretemeyiz. Ondan dolayı hakikaten candan söylüyorum. Arkadaş bizimle ilgili ne yaparsanız yapın. Ama Allah rızası için şu ülkeyi adalet üzere yönetin. Tek talebimiz bu şimdi. Eğer adalet bu ülkede kamil manada yer bulmuş olsa bugünkü problemlerimizin çoğu düzelir. Çünkü insanlar adalete güvendikleri için doğruyu terennüm etmekte tereddüt göstermezler. Şimdi adalete güvenemiyorlar. Bir basit iddia hemen. FETÖ'cüdür, atın içeri. Bitti gitti. Ya mübarekler, FETÖ dediğiniz organizasyonu 10 yıl bağrınızda siz beslediniz ya. Oradan fetva almadan, referans almadan kimseye iş vermediniz. Siz değil miydiniz ki bu ülkenin ordusunun tepesinde bulunan genelkurmay başkanları bile birileri çıkıp adaleti yok ediyorlar dediklerinde ben bunun savcısıyım diyen siz değil miydiniz? Şimdi tutmuş FETÖ'cü diye insanları itham etmeye kalkıyorsunuz. FETÖ sırtını kime dayadı? Amerika'ya. Kim söylüyor bunu? Bugünkü iktidar. Peki ki bugünkü iktidar o kuruluşla mücadele edebilmek için sırtını kime dayıyor? Gene Amerika'ya. Stratejik müttefik. Ya Cihangir Bey'in söylediği bundan ibaret. Başka bir şey söylemiyor.
sadece hatırlatıyor. Yapmayın bunu. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'siniz. Adınız Adalet, adınızda adalet mefhumu var. Onun gereğini yerine getirin ya. İnsanları bir bayloktan dolayı hemen içeri alacaksınız. Sonra da yanlışlık yapılmış. İnsanları bir kararnameyle işinden, aşından edeceksiniz. Parasına, malına, mülküne el koyacaksınız. Bir yerde gidip iş bulmasına bile fırsat vermeyeceksiniz. Onun arkasından da adaletten bahsedeceksiniz. Bunların adalet yazıyor da dikkat edin, merhamet hiç yazmıyor. Hiç kitaplarında adeta merhamet yok. Ya biz inanmış insanlarız. Bir işe başlarken besmele ile başlarız. Besmele Cenab-ı Hakk'ın işte bu sıfatına sığınmaktır. Rahman ve Rahim olan, merhamet sahibi olan Cenab-ı Hakk'a sığınmaktır. Siz merhameti bir kenara bırakırsanız o zaman zalim olursunuz. Şimdi maalesef bugün Cihangir İslam Bey ile ilgili olarak 15 Temmuz darbesine sanki destek veriyormuş gibi bir intiba doğurmaya çalışıyorlar. Kendisi söyledi. Bu kalkışmanın ilk haberini aldığı zaman doğrudan doğruya sokağa dökülen yüz binler, milyonlarla beraber ben de çıktım, sabaha kadar mücadele ettim dedi. İçinizde bir tane var mı bugünkilerden sokaklarda o gece mücadele eden? Bu daha Cumhurbaşkanı'nın kendisinin milleti sokağa davet etmesinden çok daha önce gereyan eden bir hadiseydi. Siz bundan dolayı Cihangir Bey'i meclise yapmış olduğu konuşmalardan rahatsız olduğunuz için, söylediği gerçekleri çarpıtabilmek için, ona bir tehdit olsun diye şimdi onu FETÖ'cülükle, darbeye destek vermekle suçlayacaksınız. Sadece söyleyeceğimiz bir şey var. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Onun için biz milletimizi sağduyuya davet ediyoruz. Ne yazık ki bugün televizyonlar, gazeteler belli bir, yani iktidarın tam manasıyla kontrolü, tahakkümü altına girdiler. Siz onların hiçbirisinde iktidarı, en ciddi yanlışlarını bile tenkit edebilecek cesaret gösteren bir kişi bulamazsınız. Tabii bunu söylerken eksik söylüyorum. Niye? Vardı da hepsini elemine ettiler. Hiç yoktu manasına değil. Geriden gelenler de öndekine bakıyor şimdi. Hani ormanda bir aslan, tilki, çakal bir av yakalamışlar da çakala demiş ki pay et bakayım şunu. Demiş tabii bunun gövdesi sizin işte, kafası da bana verirseniz ben idare ederim. Bacaklarını da şu tilkiye verelim deyince bir pençeyle onu ortadan kaldırmış. Tilkiye sıra gelince hadi bakayım sen pay et. Demiş ya efendim bunun gövdesi senin. Başıdır bu da elbette sizin. Diğer geriye kalanlar bu da sizin. Nereden öğrendin bunu? Demen ki çakalın halinden demiş. Şimdi bizim bugün maalesef kendilerini tenzih ederim. Çakal gibi onları tavsif etmek için bu misali vermedim. Ama hakikaten bugün medya mensuplarının önünde bu kadar mağdur edilmiş medya mensubu varken çıkıp da o gazetelerde söz söyleme cesaretini gösterebilen baba yiğit kalmadı. Baba yiğitler hepsi gitti. Geriye kalanlar da gidenlerden ibret alıp
seslerini kestiler veya doğrudan doğruya iktidarın şakşakçısı haline geldiler. Ama bu da gazetecilik değil. Onu da herkes bilmeli. Bu gazetecilik, bu medya mensubu olarak değil. Muhalif tek bir sesin çıkmadığı yerde siz diyeceksiniz ki medyanın üzerinde bir baskı yok. Türkiye'de bu kadar gazete, bu kadar televizyon, radyo var. Bir tek bir şu anda sosyal medya var. Biz de geçen seçimlere giderken televizyonlar, gazeteler iktidarınsa sosyal medya bizimdir demiştik. Allah razı olsun, arkadaşlarımız da bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bizi bu millet ancak sosyal medya vasıtasıyla tanıdı. Ama şimdi de çeşitli vesilelerle biz bu sosyal medyada bizi tenkit eden unsurları nasıl ortadan kaldırırız? Onun hazırlığını yapmaya başlamışlar. Arkadaş, hakikati susturamazsınız. Vicdanlara pranga vuramazsınız. Kimse söylemese bile yarın milyonlar isyan eder. Milyonlar ayağa kalkar. Sağduyu denen bir şey vardır. Kalp gözü denen bir şey vardır. Mazlumlar bazen gördüklerini açıkça söyleyemezler ama onların kalp gözüyle farkına vardıkları gerçekler, emin olun, sizi mahveder. Bunun için hakikati baskı ve tahakkümle susturabileceğini zannedenlere sesleniyorum. Yanılıyorsunuz. Hakikatin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir özelliği vardır. Önleyemezsiniz. Bunun için biz milletimize sesleniyoruz. Ümitsizliğe kapılmayın. Her derdinize çare var. Yeter ki siz arayın. Kardeşlerim, şunu bilin ki iktidar sahipleri hakikaten yoruldular. Kendileri bunu metal yorgunluğu olarak tarif ettiler. Ama üzülerek ifade ediyorum, artık bu milleti de yoruyorlar. Yıprandılar. Artık ne yazık ki memleketimizi de yıpratıyorlar. Birçok noktada kirli işlere tevessül ettiler. Üzülerek ifade ediyorum ki ülkemiz de kirlenmeyle karşı karşıya. Biraz önce de ifade ettiğim, kendi ülkelik partilerinin bekasını ülkenin bekasıyla eşdeğer görmeye başladılar. Adeta kendi partilerinin bekasını Türkiye'nin bekası gibi görüyorlar, gösteriyorlar. Türkiye'nin kaderini kendi partilerinin kaderiyle özdeşleştirmeye kalkıyorlar. Ülkemizin de yeryüzünün de hali ortadadır. Biz bütün bu çürüme ve bozulma görüntülerine rağmen ümit varız. Bunun için biz başkayız. Çünkü ümitsizlik bizim inancımıza da manevi değerlerimize de yakışmaz. Şartlar ve yaşanan gelişmeler ne olursa olsun hem ülkemiz hem de bütün insanlık bizim ayağa kalkmamızı beklemektedir. Bilerek veya bilmeyerek herkes bir arayış içinde. O arayışın anahtarı Saadet Partimizdedir. Bu sebeple biz bugün gelecekten ümidini kesen milyonlara sesleniyoruz. Çare var. Bütün problemlerimize çare var. Atanamayan öğretmen kardeşlerimize sesleniyoruz. Sizin
derdinize bir çare var. Ay sonunu getiremeyen işçi kardeşimize, memurumuza sesleniyoruz. Senin derdine çare var. Oğluna okul pantolonu alamayan babaya sesleniyoruz. Senin bu haline çare var. Şehirleri betonlaştıran ve bundan sıkılan insanlarımıza sesleniyoruz. Bu gidişata çare var. Ne yazık ki sürekli olarak artan ithalatımızı, dış ticaret açığımızı düzeltebilmek için üretime dönük politikalar üretmeye, oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu derdimize de çare var. Bugün artan enflasyonun karşısında aciz değiliz. Bu problemimize çare var. Kaynaklarımızı değerlendiremiyoruz. Buna da çare var. Kanun hükmünde kararname mağdurlarına sesleniyoruz. Sizin derdinize çare var. Temiz ve ahlaklı siyasete muhtaç olan, bunu özleyen kardeşlerimize sesleniyoruz. Bu problemlerinize elbette çare var. Rüşvetten, yolsuzluktan, iltimastan, adam kayırmaktan bıkmış milyonlara sesleniyoruz. Bu derdimize, derdinize çare var. Dış politikadaki yanlışlıklar sebebiyle uğradığımız maalesef itibar kaybından dolayı üzülenlere sesleniyoruz. Bu derde elbette çare var. Irak, Suriye, Afganistan, Keşmir, Filistin, Kudüs, buralarda insanlarımızın yaşandığı problemlere, kardeşlerimizin problemlerine elbette çare var. Kıbrıs bugün neredeyse büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Eğer geçmişte iktidarın telkinleri neticesinde Türk toplumunun aman planına evet demesi diye bir şey vardı. İmdadımıza hasmımız yetişti. Onlar hayır dediler. Kıbrıs bugün bizim bir parçamız olarak duruyorsa bu bizim muhaliflerimizin gafletinden kaynaklanıyor. Bu problemin çözümüne çare var. Şahsiyetli bir dış politika uygulayarak. İktidardaki arkadaşlara sesleniyorum. Bu millet size mecbur ve muhtaç değil. Bu memleket sizin arzularınızı yerine getirebilmek için size teslim olmak mecburiyetinde kesinlikle değil. Milletimizin bütün dertlerine çare var diyoruz. Ülkemizin problemlerinin tamamına çare var. Yolsuzluğun, rüşvetin, adam kayırmanın olmadığı, yetim hakkının yenmediği temiz bir belediyeciliğin inşasına çare Saadet Partimizdir. Bunu herkes bilmeli. Zenginin, zadeganın değil, fakir fukaranın hakkının korunduğu bir yönetimi tesis etmek için Saadet Partisi'ne ihtiyaç var. Muhterem arkadaşlarım, Anadolu'yu AVM'lerle, kibir kulesi plazalarla değil, kilim dokur gibi bir uçtan bir uca fabrikalarla donatmaya kararlı olan ve problemlerimizin bu yolla çözüleceğine inanan bir Saadet Partimiz var. Bunun da çaresi Saadet Partimizin yerel yönetimlerde iş başına gelmesiyle tesis edilecek. İşçinin, memurun, emeklinin, asgari ücretlinin yüzünün güldüğü, kutuplaşan değil kucaklaşan kardeşlik
yurdu bir Türkiye için çare Saadet Partisi'dir. Çünkü Saadet Partisi siyaseti mülk edinmek ve ikbal kazanmak için değil, şan ve şöhret için değil, makam ve mevki için değil, Allah rızası için yapan bir kadronun adıdır. Bu kadro sizlersiniz. Bu kadro kimseye tuzak kurmaz. Bu kadro gizli kapaklı işlerle uğraşmaz. Bu kadronun tek bir derdi var. Bu ülkeye, bu millete olan hizmet aşkı, hizmet sevdasıdır. Allah sizlerden razı olsun. Sizler Türkiye'mizin de, bölgemizin de, insanlık aleminin de umudusunuz. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın muhterem kardeşlerim. İşte o zaman işte fırsat diyoruz. Yılmak yok. Bıkmak yok. Yorulmak, usanmak yok. 31 Mart'a kadar köy köy, ilçe ilçe, sokak sokak dolaşacağız. Dağ mezra ayırmayacağız. Sokaktan caddeye, Twitter'dan YouTube'a, her yerde var olacağız. Her sahada en aktif çalışmayı biz yapacağız. Her kapıya gideceğiz, her eli tutacağız, her yüreğe dokunacağız. 80 milyonu kucaklayacağız. İnşallah bir Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Allah şimdiden zaferinizi mübarek kılsın ve unutmayın ki zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Selamun aleyküm.